Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de yatak odasından size sesleniyorum. Aslında bu odada çok fazla video çekmiyorum. Bu üçüncü falan olması lazım. Yine böyle ilk zamanlar gardırobumu düzenlerken sizlerle düzenlemiştim. Yine öyle bir video çekmiştim. Şimdi ben yine gardırobunu boşalttım. Ama sadece şu anda bir tarafını boşalttım. Oradan bile çok fazla eşya çıktı. 2 saattir onları ayarlamakla meşgulüm. Bir yandan da kameranın şarjı yoktu. Onları ayarlarken dedim ki kameranın şarjı olsun. Şarjı da olsun. Evet. Şimdi şöyle kamerayı döndürüp size göstereceğim. Elime geçen fazlalıkları da üst kata tıkıştırmışım tatilden gelince. Oraları da bir toparlamamız lazım. O zaman hadi başlayalım. Bu arada birazdan temizlik suyu da yapmam gerekiyor. Bölüm bölüm yapacağım. Şimdi bakın burada askıdakileri çıkarttım ve bayağı bir eledim. Eledim derken böyle çamaşır suyu olmuş falan bir şeyler vardı. Ya da böyle üstünde türban tasarımdan kalan kirpik yapıştırıcılarını damladığı kıyafetler vardı. Onları artık ayırdım ve köye gönderdim. Köyde temizlik yaparken giyilir ya da günlük giyilir diye. Burada düzenli olarak giydiğim, hem evde giydiğim hem dışarıda giydiğim tunikler var. Burada pijamalarım var. Burada pantolonlarım var. Pantolonlardan da bayağı bir ayıkladım. Özellikle kotları çok ayıkladım. O yüzden bayağı bir dolap hafifledi aslında. Yine buralarda da pijamalar falan var. Şimdik. Ben şöyle şuraya gelişigüzel battaniyeleri atmışım. Onlar oradan çıkacak. Ve şurayı gerçekten çok rezil biliyorum şu an ama elime geçen her şeyi son 1-2 haftada böyle buraya tıkmıştım. Şimdi bunları da indireceğim. Sonrasında burayı güzelce bir temizleyelim ve yerleştirelim. Burası bittiği zaman büyük bir kısım bitiyor. Bir de şalların olduğu dolabı düzenlemem lazım. Orası da bayağı bir vaktim alacak. Sonra gerisi kolay. Sizi yerleştiriyorum. Hemen başlayalım. Kamerayı zor açtım inanın ki. Şimdi şuradan çıkanlara bir bakalım. Eline ne geçerse tıkıştırmak bu oluyor herhalde. Burada haşamalarım var. Bu çanta deniz çantası olduğu için bu yine aynı şekilde kapanacak ve haşamalar yine bunun içerisinde kalması gerekiyor. Evet. Bu çanta tamam. Burada da deniz kremleri falan, güneş kremleri falan var. Bunu da şu çantaya sıkıştırsak en azından dağınıklık bir şekilde toplanmış olur. Hepsi bir çantada durur. Arkadaşlar bu arada biz bu Ramazan'da Ramazan ümresi planlıyorduk. Size de böyle olaylar tamamen belli olunca söyleyecektik. Sürpriz yapacaktık. Ama nasip olmadı. Her şeyde vardır bir hayır. Gidemedik. Olsun Rabbim inşallah niyetimizi kabul eder. İnşallah bir dahaki sene nasip olur ya da ne zaman hayırlıysa bizim için o zaman nasip olur diyorum. Gitmek isteyip yerini ayartıp gidemeyenleri de gerçekten çok üzüldüm. Ama işte nasip bu işler. Önemli olan sağlık diyoruz. Şimdi burada böyle organizerler var. Aslında pijamalarımı organizerlere mi koysam? Bir yerleşeyim. Olmadı gözüme hoş gelmezse tekrar organizerlere yerleştiririm. Burada iki tane yastık kılıfı temiz. Neden buradasın? Acaba sen doğru diğer odaya. Tabu ve düğün albümümüz gerçekten doğru demişim değil mi? Elime ne geçiyorsa yerleştirmişim. Gelin çiçeğim kendinden geçmiş. Bir de nişan çiçeğim de orada. Bu da nişan çiçeğim arkadaşlar. Yani bunların ne yapabilirim bilmiyorum ki. Of. Temizlik kovamı getirdim. İçerisine sadece farmasinin genel temizleyicisini ekledim. Ve burada da kurulama bezim var. Taburemi de getirdim. Kolları sıvayıp hemen işe girişelim. Siz buraları hızlı hızlı izleyeceksiniz. Bu böyle günlükte giydiğim aslında çok sık üzerimde gördüğünüz Moda Nisa'dan aldığım bir ikili takım. Bu da bir ikili takım. Yine alt eşofmanı içeride asılıyor. Bu mesela daha şık. Yine ikili takım ama daha şık. Günlükte değil de böyle nasıl desem bir yere oturmaya giderken ya da ne bileyim
Bazen bir nişana giderken topukluyla giydiğim falan da oldu. Yine günlük şuraları pullu ama günlükte kullanıyorum. Altı da şifon. Bu da ikili takım. Bunu göstermiştim size. Eteği var. Etek de iç kısmında. Bunu Ordu'dan aldım arkadaşlar. Denemeden aldım. Ama keşke deneseymişim. Bir tık büyüğü daha iyi olabilirmiş. 1-2-3 numara vardı. Ben 2 numara aldım ama 3 numara daha salaş, daha güzel dururmuş. Ama yine de giyiyorum. Yani sıkıntı yok. İkili takım bu da. İçinde yine eşofmanı var. Bunu da biliyorsunuz Ordu'ya giderken almıştım. Ordu vloglarımda sık sık gördüğünüz bir takım. Böyle simli, gayet güzel, severek giyiyorum. Bu çok uzun, bayağı bir uzun. Aslında bu belki de elbise ama ben tunik olarak kullanıyorum. Uzun olduğu için en sona asacağım. Günlük ya da şık oluşuna bakmadan. Günlük genelde videolarda kullandığım bir kapşonlu. Böyle bu işe başladıktan sonra videolar için böyle alışveriş yapıyorsunuz. Evde giymelik. Gerçekten ama yazlık çok bir şeyim yok video için. Onun da alışverişini yapmam lazım. Kendi diktiğim bir tunik. Deseni çok güzel. Çok tatlış. Annemin diktiği yine şık bir tunik. Bunu da böyle şık yerlerde giyebiliyorum. Çünkü kumaşı falan çok böyle ipek gibi akıyor. Çok güzel. Benim diktiğim ve en sevdiğim, yani diktiğim tunikler arasında en sevdiğim gömlek. Çünkü bunu böyle hafif modelli yaptım. Hafif düşük omuz. Şuradan başlıyor omuzu. Ve böyle cebini falan yapmıştım. Çok çok beğeniyorum bu tuniğin tarzını. Şu an bir tunik dikecek olsam aynı bu kalıptan bu tarz dikerdim. Evlendiğimizin ertesi günü balayı alışverişine çıkmıştık. Biz balayı ile düğün arasında bir gün bırakmıştık. Cumartesi düğün vardı. Pazartesi de balayına gidecektik. Uçağımız vardı. Pazar günü balayı alışverişine çıktık. O alışverişte aldığım kot gömlek. Hatta dönerken balayından, evet pardon, balayına giderken bunu giymiştim. Aldım pazar günü. Ertesi gün bunu giyip balayına gitmiştim. O yüzden bu tuniğin yeri bende farklı. Böyle o zamanları hatırlatıyor bana. İşte Bahadır'la ilk uçağa binişimiz. O yüzden bu gömleğimi seviyorum. Eskise de dolabımdan çıkarmayı düşünmediğim bir gömlek. Bu da Esvet Butik'ti sanırım. İlk sponsorlu çalışmalarımdan bir tanesi. Böyle bir gömlek, tunik göndermişlerdi. Ama gerçekten kaliteli, hala kullanıyorum severek. Bu tunik ablamın, o yüzden bunu kenara ayırıyorum. Bu tuniğin de farklı bir yeri var. Şöyle ki bu kumaş babaanneme yıllar önce birisi Arabistan'dan getirmiş. Ben diyeyim 40 yıl, siz deyin 50 yıl, belki de daha fazla. Şöyle kumaşı göstereyim. Sonra bu kumaş böyle bir anda evdeydik, piyasaya çıktı. Ay dedim ne kadar güzel falan. Al senin olsun dedi. Ben de aldım. O zamanlar kendim dikiş bilmiyordum. Dikiş henüz gitmemiştim. Hemen bir terziye gittim ve bu tuniği diktirdim. Bu tuniği ben ne zaman giysem, abartmıyorum, herkes soruyor. Çünkü bilmiyorum şu an kamerada nasıl gözüküyor ama hem dikim şeyi çok güzel, kalıbı çok güzel, hem de kumaş çok farklı olduğu için çok dikkat çeken bir kumaş. O yüzden herkes soruyor ama biraz zayıflamam gerekiyor şu an bunu giyebilmem için. Şöyle 3 tane pembe tuniğim var. Bunları yan yana asayım. Kimisinin dolapta böyle renkten renge doğru takıntısı vardır ama ben şimdi tesettürlü olduğum için tuniklerin boyları böyle bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa, rengine göre fazla asamıyorum. Ama bunlar hemen hemen aynı boy. Bunları yan yana asabilirim o yüzden. Yine bir kendi dikimim. Şu tunik Moda Nisa'da meşhurdu o zamanlar. Önünden şöyle kalın şerit geçiyor. Ben de kendi kafamdan kalıbını çıkarttım. Gayet de güzel oldu yani. Şimdi asılacakları bitirdik. Şöyle pantolonları direkt rafa yerleştiriyorum. Burada yine günlükte giydiğim, evde video çekerken giydiğim böyle tunik pantolon tarzı. Pantolon değil de işte eşofman tarzında şeyler var. Onları da şu kısma yerleştiriyorum. Evet, en üst bu şekilde oldu. Albüm, tabu ve aşamalar. Ya biliyorum şimdi yine çok düzensiz, ne alaka onlar yani falan diyeceksiniz ama siz de haklısınız da nereye koyabilirim? Mesela tabuyu nereye koyabilirim? Diğer bütün dolaplar dolu. Hani albümü nereye koyabilirim? Böyle güzel ya, ben böyle mutluyum. Şuraya elediğim iyi oldu, biraz rahatladı böyle askılar. Burada asılmış kıyafetlerim.
pijamalar, pantolonlar şeklinde. Bu kısım toparlandıysa diğer bütün kısımlar kolaydır. Ama ben birazcık dinleneceğim sanırım şu an. Evet, şimdi ben bu kısmı da yaptım. Bu kısmı yaparken çok fazla çekmedim. Çünkü saat bayağı geç oldu. 4'ü geçti hatta. İkindi okundu. O yüzden çok böyle geç saatlere kalmak istemiyorum. Bu kısımda beni çok uğraştıracağı için kamera karşısında yapmadım. Sadece sanırım şu şalları falan düzenlerken yaptım. Bir de şöyle bir farklılık yaptım. Eşarpları askıya astım. Çünkü ben... Elim eşarbı görmediği zaman çok fazla gitmiyor. Ama böyle asarsam görüp belki eşarp takmaya daha çok yönelebilirim gibi düşündüm. Orada da eşarp taktığım zaman tatil vloglarımda herkes çok yakıştırmış. O yüzden böyle göreyim de takayım, unutmayayım diye eşarpları oraya astım. Şalları da bu dolaba yerleştirdim. Şu yukarıda çantalar var. Şu kısımda büyükler, şu kısımda küçükler var üst üste falan. Burada daha uzun elbiseler ya da işte düğünlerde giydiklerim, işte nikah elbisem, bizimin düğününde giydiğim, bu abimin düğününde giydiğim, ablamın nişanında giydiğim gibi gibi böyle hepsinin bir anlamı olan elbiseler var. Bir de ceket tarzı, ceket pantolon tarzı ikili takımlar da burada duruyor. Bu kısımda toparlandığına göre geriye bir tek Bahadır'ın kısmı kalıyor. Çok şükür. Az kaldı. Bahadır'ın kısmı basit. Hemen böyle sil yerleştir bitecek. O kısma geçiyorum. Ve Bahadır'ın da tarafı bitti. Çok şükür. Dolabın her yeri bitmiş durumda. Her yeri tertemiz olmuş durumda. Ben şimdi yavaş yavaş mutfağa geçeceğim. Yatağın üstünde birkaç bir şey kaldı. Onları da yerine yerleştirip mutfağa geçip akşam yemeği hazırlıklarına başlayacağım. Evet, şimdi ben hızlı bir şekilde akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Soğanlarımı kavurdum. İçerisine de böyle 4 adet minik bebek soğanlardan ekledim. Biz bu soğanları çok seviyoruz. Ekleyebildiğim kadar yemeklere eklemeye çalışıyorum. Fasulyeyle yakışacağını düşündüm. Salçamda kavrulsun. Şöyle buzluktan fasulyemi çıkarttım ama tabii ki hepsini yapmayacağım. Büyük ihtimal yarısını yaparım. Göz kararı ayarlayacağım. Suyumu da kaynattım. Azıcık daha kavrulsun soğanlar. Fasulyeyi de ekleyeceğim. Yanına da pilav yaparım. Bir de tatile gitmeden önce brokoli çorbası yapmıştım. Hatırlarsınız, onu kavanozlamıştım. Onu bir açacağım. İnşallah düzgün kavanozlayabildiysem bozulmamıştır. Bozulmadıysa onu da güzelce ısıtıp yeriz diye düşündüm. Evet, poşetin yarısını ekledim. Böyle buzlu bir şekilde ekledim. Ben çözülmesini beklemiyorum. Bekleyen var mı onu da bilmiyorum. Şöyle kalan yarısını da şimdi buzluğa tekrardan atacağım. Azıcık şöyle kavurayım. Sonra sıcak suyunu, tuzunu ekleyeceğim. Belki biraz pul biber ve karabiber atabilirim içerisine. Düdüklüde yapmadığım için suyunu bir tık fazla ekledim. Daha önce bahsetmişimdir. Bahadır böyle suyu az fasulye seviyor. Zaten pişene kadar hem fasulyeler kendisi şeker hem de buharlaşan bir kısım olacağı için tam Bahadır'ın istediği kıvama gelecek diye düşünüyorum. Kapağını kapatıyorum. Pilavı da Bahadır'ın gelmesine yakın yapacağım. Altını da kısayım. Ve bunu pişmeye bırakayım. Şimdi ben pilavımı yaptım, fasulyemi yaptım ve kavanozdaki brokoli çorbamı çıkarttım, kaynattım. Vallahi mis gibi kokuyor. Hani kokusunda bir ekşi koku yok. Ama tabii ki tadına da bakacağız. Soframı da burada kurdum. Bu arada bu turşuları orada da Büşra, yani teyzemizin kızı,
Büşra yapmış. Bize de sağ olsun böyle birer kavanoz verdi Seyhan anneme, benim anneme, bana. Ben normalde çok acı seviyorum ama yiyemiyorum, gastritim oldu. Ama bu çok tatlı bir acı. Öyle rahatsız eden bir acısı yok. Sürahimiz de burada. Soframız hazır. Şimdi Bahadır gelirken markete uğrayacak. Çünkü en son yaptığımız alışverişte eksiklerimiz vardı. Her şeyi tamamlamıştık. İşte un mesela bitmek üzere. Bu arada canım aşırı kurabiye çekiyor ve kurabiye yapacağım. Aklımda, belki yarın yaparım. Ne alacak? Yani şimdi fasulyeli pilav üstü fasulye yiyeceğimiz için yanına yoğurt istedim. Biliyorsunuz tatile gitmeden önce kendim mayalıyordum. Ama şimdi almadık tatilden gelince süt falan. O yüzden hazır yoğurt yiyeceğiz böyle bir seferlik. Sonrasında tekrar inşallah süt alıp mayalarım. Dışarıdan gelen market poşetlerini ne yapmak gerekiyor? Ben Çin'de Bir Türk diye bir kanal var. Mutlaka izlemişsinizdir. Çin'de yaşayan bir çocuğun kanalı. Adı aklıma gelmedi. Üzgünüm. O böyle neler yaşadıklarını, nasıl önlemler aldığını falan sürekli videolarında bahsediyor. Bir videosunu izlediğimde şey demişti. Marketten geldiğim zaman poşetleri kapının önünde bırakıyorum. Ve 5 saat sonra poşetlerden çıkartmaya başlıyorum. 5 saat içerisinde virüsün plastik şeylerde 5 saat yaşayabildiğinden bahsediyordu. Doğru yanlış bilemem. Ama ben de zaten bir yoğurt var, içinden alacağım. Yoğurdu alırım. Güzelce onun kabını önce bir sudan geçiririm. Öyle kullanırım. Diğerleri de kapının önünde 5 saat dursun. Böyle yani arkadaşlar. Evet, biz yemeğimizi yedik. Çay faslımızı da yaptık. Videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha güzel videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.